Herkese günaydın. Allah'ım, bu ne güzel bir ses. Ablam gitti. Eniştem bugün işe çıktı. İşe çıktı derken tırıyla gitti. Yolu açık olsun inşallah. Sağ salim gitsin. Sağ salim Rabbim dönmeyi nasip etsin. O da gitti. Ondan sonra Şamil ehliyet sınavı var bugün. O da oraya gitti. Timur Aslan uyuyor. Bu iki bıdık yanımda. Kalktı mı? Tamam. Mira da uyandı. Mira'nın kahvaltısını yedirdim. Yaptırdım. Gideyim şimdi ilaçlarını vereyim. Günaydın sana da. Şu kuşların sesiyle size bir günaydın diyeyim dedim. Bakar mısınız? Şuraya geçebilir miyim acaba? Dur. Geçeyim de oradan daha rahat kuşların daha güzel seslerini duyayım. Gelmeyin lan, milan olur kızım. Gelmeyin. Allah'ım. İşte bu ağaçlarda kuşlar oturuyor. Şurada. Bakın. Gelmeyin kızım, bir şeyler batar. Ben buradayım. Burada da elmalar varmış. Hani size dedim ya geçen, burası elmayla meşhurdur. Bakın. Bakın. Bu ağaçlarda genelde hep oturuyorlar. Dur kızım, sessiz olun, kuşları dinleyelim. Ve bir sürü vişne var, bakar mısınız? Aaa. Ay, hadi. Bakın. Sessiz durmuyorsunuz. Kuşların sesini bir duyayım. Vır 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 konuşuyorsunuz. Yaren, haydi hele, sıçan deyip durma, korkutma beni ya. Zaten sevmiyorum sıçanları. Nefret ediyorum sıçanlardan. Hadi 2 dakika bir sussanız da şu kuşların sesini duysam. Neyse, meyveler olduğunda geliriz. Hadi. Çok tatlı değil mi? Cik 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 cik. Elmacık nasılsın? Elmacıklar maşallah size. Maşallah. Neyse, gidelim. Bir böcek möcek ısırmadan buralardan çıkalım. Yoksa bir de böceğe kurban gideriz. Böyle. Bakın. Şurada. Zaten burası hep meyve ağaçları. Çık 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 çık. Çık çık. Çok tatlı sesleri var. Neyse, gidelim. Şuradan bir çıkayım da ondan sonra. Ne, altında karınca sana ne yapacak Yaren? Tövbe. Hadi, oynayacak mısınız dışarıda? Yola çıkmak yok Yaren. Hadi bakalım. Karıncalar ısırır tabii ki Yaren. Karınca karıncadır. Şimdi gideyim, ortalığı toparlayayım. Nane alayım da limonlu naneli çay içeyim. Heh. Yaren, sakın yola çıkmayın ha. Şimdi çamaşırları astım. Kızlar yola çıkmayın. Ay, her tarafına karınca girdi, şey oldu şimdi, ısıracak. Aslan nerede? Allah'ım, ne güzel ötüyorlar bunları ya Rabbim. Cif cif cif. Yaren, sakın yola çıkmayın. Sakın. Hava bugün güzel ama yağmur yağacak diyorlar ama bilmiyorum artık yağar mı yağmaz mı. Bu arada ben öğlen ablamın yanına gideceğim. Ama Şamil geldikten sonra Mira'yı uyuturum. Şu paspasları şimdi içeri alayım. Yavaş. Mira'yı uyuttuktan sonra tabii ki de böyle 1 saat falan. Sıçan demeyin dedikçe bana sıçan diyorlar.
Şimdi ben mutfağa girdim. Şurada birazcık şeylerim var. Onları bir halledeyim en sonda. Bir naneli çay demleyin arkadaşlarım. Bağırmayın ya, bağırmayın ya. Sabahın daha 9.30. Bağırmayın ya. İnsanlar uyuyor ya. Şimdi. Kızım bağırmayın. İsmina bağırmayın kızım. Tamam gördünüz de bağırmayın. Niye bağırıyorsunuz? Ana bula çorna. Kötü de bağırma yapmış ya kızım. Ana bula çorna. Hadi hadi hadi. Bu arada dün şöyle şey aldım. Powerbank mı diyorlar? Yaren. Telefonum artık şeylere dayanmıyor. Ne de olmadı. Şarjı çok çabuk ölüyordu. Yani sabah gece işte 100 yapıyordum, fulluyordum. 12 gibi falan şarjım tamamen bitiyordu. Bir daha şey yapıyordum. O yüzden şeyde Türkiye'de benim bundan var. Geçen sene buradan almıştım. Bir yıl boyunca kullandım. Çok da güzeldi. Bağırmayın. Niye bağırıyorsunuz sabah sabah ya? İkisi uyandı mı? Tamam. Bir yıl boyunca kullandım. Bursa'ya giderken de kullandım. Yani böyle uzun yolculukta çok iyi oluyor. Artık o da yani mesela şöyle söyleyeyim. Telefonumu 3 defa dolduruyordu. Sonra baktım böyle şey olmaya başladı o da. Demek ki belli bir zaman sonra her şeyin şeyi düşüyor. Her neyse dün bir tane bundan aldım. Bakalım şarja dün doldurdum, fullledim. Bakalım nasıl olacak? Ne kadardı? Birazcık maliyetliydi ama lazım olan bir şey, en azından bir yıl falan kullanırım. 16.500. Ne kadar yapıyor? 1500 tengen 100 liraysa 15.000 desek 1100 lira falan işte arkadaşlar. Niye bu kadar pahalı anlamadım, inşallah iyidir. Şöyle bundan bir tane almış oldum. Uygunları da vardı ama uygunları ablamda da vardı. O şey yapmıyor. Çok geç dolduruyor. Hem çok geç yüklüyor. Telefonu da çok geç şey yapıyor. Şarjını dolduruyor. Ve her zaman şunu söylüyorum, insanın kendisinin olması her zaman. Mesela bir yere gideceğiz değil, hani yarın değil 26'sında birazcık yol sürecek ve lazım. Neyse, hayırlı uğurlu olsun, güle güle kullanayım. Şu mutfak bezini atıyorum, yenisini çıkarıyorum. Şurada dün yenisini almıştı ablam. Sarıyla yola devam edelim. Şuraya koyayım, ablamı kaldırırım. Bundan sonra makineyi bir çalıştırayım. Makine çalıştı. Şurada kaşıklar falan var. Onları bir halledeyim. Zaten şimdi geldiğinde gideceğim. Dakikası kalmıştı. Artık durulamıştı, şey yapmıştı. Çalışmıyor. Bugün inşallah sonuna kadar yıkar. Yıkamasa da sıkıntı değil. En iyi devam edelim. Ama şu an çalıştırayım. Ondan sonra şuraları yapayım. En sonunda
kahvaltı. Çocuklar uyanınca şey yaparım, Timur falan uyansın. Şamil de birazdan gelecek. Makineyi çalıştırayım. O zaman hep beraber içeride kahvaltı yaparız. Şu bozulmuş, boşuna burada durmasın. Bu da şu artık bozulmuştur. Kaç gündür burada duruyor. Şimdi bunu bakıyoruz. Odasında şey var. Mira'ya ilaç veriyorum ya, o şeyi getirsene. Ben de Mira'ya değilim. Patronu yerine patronu. Hadi gidelim. Hadi oyna. Gel ya, şu kırtı getir. Kes. Gel. Gel seni ilacını da vereyim. Gel. İlacımız bugün son. Şöyle bunu dolapta muhafaza ediyorsun. Ama benim saçımı yürüyelim. Bu tabii. Bugün 10. gündü. Bunu günde 3 defa, yani bunu 3'e bölüyorsun ve dolaptan muhafaza ediyorsun. Şöyle 3 olacak şekilde alıp şöyle 3, bir de aynı şekilde ılık suyla 3 daha çekeceksin. Ama açtığımız şey, şişeyi dolaba koyuyoruz. Çünkü dolapta durması gerekiyor. Şimdi ay, şu su ılık mı? Yok, birazcık ılıtayım da bunu. Dolaptan çıkıyor ya ilaç. O yüzden suyun biraz ılık olması gerekiyor. Ne oldu Miran? Mia, ne oldu Mia? Mia. Şimdi bir tane de şu var. Bu da günde bir defa. Günde bir defa 1,5 veriyorum bununla. Yani şöyle şu kadarcık çekip böyle veriyorum. Bunu bir ay boyunca vereceğim. Bu bugün bitiyor. Bugün bu bitiyor. Gördü. Ne oldu? Gördü gördü. Ama senin için. Senin için. Benim için değil ki. Şöyle ılık sudan Yaya bu kasını getirsene. Böyle karıştırıp ilaçla birbirine geçip veriyorum. Hadi onu vereyim. Bir tane tok karnına veriyorum. Önce bunu vereceğim. 10 dakika geçtikten sonra bunu vereceğim. Dediğim gibi bugün bitti. O bitti. O bitiyor. Yani bitiyor bunlar. Bu akşam bugün bu bitiyor. Bir tane daha var. Onu sabah sadece vereceğim. O kadar. Şunu. Ay, neredeydi o kutusu? Odada. Bu bugün akşam bitiyor. Mira. Şimdi. Yaya bağırmayın. Bağırmayın ya Renkler, gözümü seveyim ya.
lazım ya. Şu ocağın çakmağı niye çalışmıyor ki anlamıyorum. Hem bu şey yapıyor. Mesela yakıyorsun ve çöpü sürekli buralarda. Aa bak yakmış. Nereye bırakmışlar ha? O yüzden çakmak en güzeli. Şimdi ne yapalım? Şey yapalım mı? Bir tanesinin tadı acı diye bak hep döküyor. Şöyle yapayım mı seni? Bunu yapayım mı? Yapayım mı? İster misin? Yapayım mı? Yapayım mı? Hadi yapayım. Hadi. Hadi yapayım. Yapayım. Bak şimdi. Hadi yapayım mı? Yapayım bir tane daha. Hadi yapayım. Yapayım. Hadi yapayım mı? Yapayım mı? Hadi yapayım. Hadi yapayım. Yapayım. Yapayım bir tane daha. Yapayım mı? Hadi yapalım. Yapalım, 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 yapalım. Yapalım mı annem? Ha? Ne dersin? Yapalım mı? Kelebeğim, şinşen benim. Uykuları da gelirmiş. Erken uyanmış. Uykuları gelirmiş. Bakar mısın? Bakar mısın? Yapayım mı? Saçımı niye yoluyorsun? Öpmeni anladım da saçımı niye yoluyorsun? Öp öp öp. Hani öp kızım, hani öp. Hani öp kızım. Hani öper misin? Öper misin? Annesini öper mi bu kız? Ha. Yapayım mı? 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 Ha. Yapayım mı kendi? Yapayım mı? Yapayım mı? Saçımı niye yoluyor? Oh. Yoldu ne? Bak. Canım, canım, fındıkım, fıstıkım, fındıkım. İyi misin? İyi misin? Sen iyi misin? İyi misin? Anne. İyi misin? İyisin değil mi? İyisin değil mi? İyisin değil mi? Evet, iyi benim kızım. Benim kızım çok iyi. Benim kızım çok iyi. Ha? Hı, öpecek misin? Öpecek misin? Kelebeğim ya, uykun mu geldi senin? Bu saatler oluyor uykusu geliyor ya. Annem. Bak 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 bak. Bak bir şey koklatacağım sana. Bana bak. Bana bak bana. Bana bak. Niye? Yiyordun ya. Niye yiyordun ya kız? Kız yiyordun ya. Kız yiyordun ya. Uy 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 uy. Uy 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 uy. Canım. 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 Yapayım mı? Yapayım mı sen daha? Yapayım, ister misin? İster misin? Hadi yapayım, hadi.
yapayım Selda. Hadi yapayım mı? Yapayım mı? Yapayım annem, yapayım. Yapayım mı Selda? Hadi yapayım mı? Ah, hep yoldu. Hep yoldu bu kız beni. Hep yoldu bu kız beni. Anne şimdi kelebeğim, kelebeğim. Ben dün akşam aslında saat kaçtı ya, 7 miydi ne? Video çekmeyi bıraktım. Ne kapanış yaptım ne bir şey. Baba. Efendim. Вот это немножко Dün Mira dur. İşte video çekmeyi bıraktım. Ondan sonra odaya geçtim. Şamil biraz Mira ile ilgilendi. Sonra ben biraz bir şey yaptım. Ablam oynadı, yürüttük falan filan derken. Neyse bir tane yorum okudum. Şöyle bir şey. Yani bilmiyorum. Yani ne oldu anneciğim? Şöyle yazıyordu da. Ya bazen olabilir arkadaşlar. Şimdi benim görmediklerimi görebilirsiniz. Benim belki kabullenemediğim şeyleri görüp şey yapabilirsiniz. Ama bazı şeyleri içinizde tutabilirsiniz mesela. Veya işte söyleseniz tutundu bak kalktı. Söyleseniz yani değişen bir şey oluyor mu? Yani çok mu mutlu oluyorsunuz anlamıyorum ama onu yazmayla söyleyeyim mi sadece ne oluyor? Sadece bir annenin gözyaşına sebep oluyor. Oluyorsunuz yani. Ki öyle de oldu. Yani sonuçta burada şöyle bir şey var. Mesela buranıcığım iyileşmesi gereken bir bebek var ortada. Mesela her anne gibi tabii ki benim de heveslerim, hayallerim, şeylerim var. Mesela çocuğumu ayakta görmek, çocuğumu konuşurken görmek, çocuğumu işte tepki verirken görmek ya da ne bileyim yaşıtları gibi oynayıp koştuğunu görmek, markette girip bir şeyler aldığını, yediğini görmek. Bunlar benim zaten en büyük hayalimdir. Ve dün o yorum bu hayalleri, yani siz bir annenin hayallerini yok ediyorsunuz bir anda. Çünkü sen belki görmeyebilirsin. Görmesen de olur zaten. Sen görsen zaten bir şey değişmez. Sen görmüş olsaydın zaten yazmazdın. Mira'da hiçbir gelişme, ilerleme yok. Yani nasıldı? Aynı, öyle. Sen bunları fark etmeyebilirsin. Veya senin gördüğün gibi Mira'da hiçbir gelişme, hiçbir fark, hiçbir ilerleme olmayabilir. Ama sen bunu söyleyerek inan ki belki sen mutlu oluyorsundur bilmiyorum ama sen sadece bir annenin gözyaşına sebep oluyorsun. Sebep olduğunda işte Mira'da hiçbir şekilde işte ilerleme yok, gelişme yok. Nasılsa aynı. Bunu söylediğin an mesela Kur'an'cığım bunu söylemenle bir şey olmuyor. Yani bilmiyorum sen mutlu oluyorsun belki ama İşte sonra da ne oluyor? İşte biz kötü niyetle değil. Dur anneciğim. Dur kızım. Dur aşkım. İşte biz kötü niyetle değil, biz Mira'yı düşündüğümüz için söylüyoruz oluyor. Söylemeyin. Mira'yı düşündüğünüz için söylemeyin. Gördüğünüz bir şeyler varsa söylemeyin. İçinizde tutun. İçinizde kalsın. Yani bir anneye destek olmak istiyorsanız içinizde kalsın arkadaşlar. Bunu söyleyip ben Mira'da en ufacık bir farklı hareketini gördüğümde dünyalar, sadece benim değil, dünyalar bizim oluyor. Ama senin gibiler böyle karşıma geçip hiçbir ilerleme yok, hiçbir gelişme yok. Yani olmayacak tarzında. İşte daha sonra da işte Mira'ya seslenirken ne vereyim annem? Ne vereyim kızıma? Ne vereyim buradan sana? Ha? Buradan ne vereyim ki sana? Ne vereyim sana bebeğim benim ne? Ne vereyim benim kelebeğim ne? Ne vereyim? Kucağım ona işte Mira'ya seslenirken tepki vermiyor. Acaba kulakları duyuyor mu? Kulaklarında bir sorun, sıkıntı mı var? Yani
anlamıyorum ya gerçekten artık. Yani tamam Mira'da işte sıkıntı mı var, tepki verme, bunları sen teşekkür ederim. İyi ki de söyledim. Bak ben bunları fark edemiyordum. Ben bunları göremiyordum. Benim çocuğumun 2,5 yaşında olup da bana tepki vermediğini ben bilmiyordum, göremiyordum. Sen bana söyledin. Ben şu an gözlerimi açtım. Teşekkür ederim yani. Bunları gerçekten görmüyordum. İyi ki de söyledim. Bak bundan sonra daha dikkat edeceğim. Kulak doktoruna da götüreceğim. Niye acaba? Acaba niye ya? Bu çocuk niye böyle? Ben arkadaşlar şu bir gerçek, hiçbir çocuğu annesinden daha çok düşünen kimse olamaz. Hiçbir çocuk, sağlıklı bir çocuğu da, özel bir çocuğu da, hasta bir çocuğu da kimse annesinden daha çok düşünemez. Ve tepki veriyor mu, vermiyor mu, bunu ben zaten biliyorum, farkındayım. Bunu söylemene gerek yok. İşte Mira'da gelişme var mı, yok mu, işte olacak mı, olmayacak mı, bunu da söylemene gerek yok. Ne oldu, tokamı mı istiyorsun? Ama olmaz. Ne vereyim sana baba? Hı? Ne vereyim ben? Ya da söylemene gerek yok ya. Senin deyiminle sen eline bir şey geçmiyor yani. Bazı şeyler içinde tutabilirsin. Yani gördüğün evet. Aa, ne oldu? Sen ne istiyorsun? Yani dün şeyle oynuyordu ya, bir tane kutuyla. Onu odadan bulup getirsene. Yani bul oradaydı. Yani senin dediğim gibi söylemenle bir şey olmuyor. Ben farkındayım. Benim çocuğumun yaşıtları gibi olmadığını başından beri, Mira daha doğmadan biz biliyorduk ki gelişim geriliği var. Anneciğim bakar mısın, oradaydı. Gelişim geriliği olan bir çocuk, gelişimi geriden geliyor, yaşıtlarıyla aynı değil. Ki bu çocuk daha 3 aylık bebekken açık kalp ameliyatı olmuş bir bebektir. Daha doğmadan gelişim geriliği olan bir çocuk ve ameliyat olduktan sonra bu açığı daha da şey oldu. Bu geriden gelme iyice açıldı. Sana şu an tabii ki de açıklamak zorunda değilim. Sadece sana tavsiyem şu. Hiçbir anneyi evladıyla vurma. Hele ki bir özel bir çocuğu varsa sakın yani şey yapma. Çünkü sen destek olacaksın. Hani sonra sözde destek oluyor. Biz Mira'yı düşündüğümüz için oluyor. Sen böyle düşünmüyorsun. Sen Mira'yı düşünsen, sen annesini düşünsen sen bu tarz konuşmazsın. İlerleme olmayabilir, gelişme de olmayabilir ama sen bunu annesinin yüzüne söyleyemezsin. Çünkü bu şekilde destek olmuyorsun. Sen iyice bir annenin şu kadarcık bir umudunu, hayalini yıkıyorsun. Sonra da işte neymiş? Beni avukatına verecekmiş. İstediğin yere verebilirsin. Yani senin yazman benim kalbimi kırıyorsa, benim yazmam neden seni şey yapıyor ki? Beni götürüp avukatına verecekmiş. İstediğin yere verebilirsin. Bir dahakine de aklında bulunsun. Hiçbir anneyi evladıyla vuramazsın. Buna ne senin hakkın var ne de benim hakkım var. Ayrıca hiçbir anne istemez ki evladı böyle olsun. Herkes, ben de isterim ki mesela senin inşallah öyledir, öyle de olsun. Belki sağlıklı çocuklarım var ki bir ömür boyu da öyle olsunlar. Allah hiç kimseyi evladıyla sınamasın. Evlat acısı göstermesin. Evlat şeyiyle yakmasın. Bunu yaşamanı tabii ki de asla hiç kimsenin istemem. Ki kendim yaşadım, ne olduğunu çok iyi biliyorum. Evlatla sınanmak nedir çok iyi biliyorum. Allah kimseye yaşatmasın. O yüzden de sen bunun ne olduğunu bilmiyorsun ve böyle konuşuyorsun. Sen annelerin küçücük mutluluğunu, küçücük hayalini, küçücük şu kadarcık bir kıvılcım dahi belki yoktur, belki gelişme yoktur. Olabilir, belki ben öyle görüyorum, belki ben gözümde öyle şey yapıyorum. Senin demenle hiçbir şey yapmıyor. Anladın mı? Yani hiçbir anneyi çocuğuyla vurma. Öyle söyleyeyim sana. Çünkü hiçbir anne hak etmiyor. Hiçbir evlat da hak etmiyor. Mesela böyle olmayı, 2,5 yaşında olup konuşmamak, yürümemek, kendi başına tek başına yememek,
hiçbir çocuk bunları hak etmiyor. O yüzden de birazcık şu ağzımıza sahip çıkarsın. İçinde tut ya, bunu söyleme. Beni izlemek de zorunda değilsin, desteklemek de zorunda değilsin ki burada benim bir sürü sevenim zaten var. Mira'nın da aynı şekilde. O yüzden izlemek zorunda değilsiniz. Bak arkadaşlar, ben defalarca söylüyorum, kimse izlemek zorunda değildir. Ben bugüne kadar hayatımdan kimleri çıkarmışım. Çok yakınımdakilerini de çıkarmışım, çok uzağımdakini de çıkarmışım. Herkesle mesafemi de zaten koruyorum. Hiç kimseyi hayatıma artık sokmuyorum, kendim görmüyorum. Yani genel olarak söylüyorum. O yüzden de bugüne kadar dediğim gibi ben kimleri hayatımdan çıkarmışım. Hiç gözümü kırpmadan, benim canımı acıtan kim varsa gözümü kırpmadan yine hayatımdan zaten çıkarım. Ha belki sen şu an diyeceksin, sen beni hayatımdan çıkarsan ne olur? Evet, ben seni hayatımdan, sen benim hayatımda dahi değilsin ki ben seni hayatımdan çıkarım. Ben sadece misal olarak söylüyorum. İzlemek zorunda değilsiniz. Hoşunuza gitmiyor mu? İzlemeyin. Eleştiri mi? Eleştiri yapabilirsiniz ama sizinki eleştiri değil. Mesela diyor ki işte eleştiriye gelemiyorsun. Bu eleştiri değil. Sen bir anneyi çocuğuyla vuruyorsun. Ufacık bir şeyler bizim için de böyle, Mira'da bir şey görüp de içimizde kelebeklerin uçuşmasına sen o şeyi öldürüyorsun içimizdeki. Ama tabii ki de senin demenle insan şey olmuyor mu? İster istemez her anne gibi üzülüyor insan. O yüzden mesela ben dün gerçekten çok kötü oldum. Böyle üzüldüm mesela saatlerce, istemsiz olsa da ağlıyor insan. O yüzden de neyse, beni inşallah anlamıştır. Ne diyeyim, anlamasa da kendisi bilir. Ama bana belki bu tarzı yazdın ama başkasına yazma. Sana belki bir kardeş tavsiyesi, belki bir abla, belki çok çok yaşça büyüksün, belki de benden küçüksün veya benimle yaşıtsın. Sana bir tavsiye, kimseyi yıkma, yakma. Kimseye anneliğiyle vurma. Hele özel çocuğuyla hiç vurma. Çünkü sen benden daha çok, kimse, hiçbir anneden daha çok evladını düşünen olmaz. Öz babası dahi olmaz. Tamam, babasıdır, canını da verir ama anne kadar hiçbir anne kadar evladını hiç kimse düşünemez. O yüzden de biliyorum bu konuştuklarım şu an boş. Şu an belki geçip oradan oh ne güzel yapmışım diyorsun ama o da senin vicdanına kalmış bir şey. Bir şey demiyorum. Yukarıda Allah var. Senin demenle ya da benim söylememle şey olmuyor. Yukarıda Rabbim var. O yüzden Allah görsün diyorum. Hiçbir şey demiyorum. Yani geç olur. Bu çocuğun yürümesi, konuşması geç olur ama elbet bir gün Rabbimin izniyle olur. Gelişimi de düzelir şey ama senin söylediklerin işte bir annenin içinde bir ömür boyu da kalır. O yüzden bu vebal altına da bence hiç... Şunu uyuttum. Çocukların kahvaltılarını yaptırdım. Mutfağı toparladım, bitirdim. Makinede yıkadı çok şükür. Dün çay içeriz demiştim ya, unutmuşum. Neyse, ablam şöyle bir tane payımı bırakmamış. Hatta iki tane de çocuklar da yediler. Ben de şimdi naneli çayımı... Bunu da deniyorum bakalım. Bayağı bir ağır ama inşallah böyle uzun. Ya benim için böyle uzun yolculuklara çıktığın zaman şarjım olsun da. Şimdi güzel bir naneli mis gibi çayımızdan içerim arkadaşlarım. Çocuklar içeride oturuyorken şurada sessiz bir oturayım. Bunda bu kutu suydu. Miloş Tadın fiziktelerden hani ablamlar aldı beni, geldi ya. Orada arabada eline aldı ve bakın az önce de verdi. Oynadı. Ondan sonra birazcık huysuzlaştı iyice. Ben de aldım, uyuttum. Şamil daha gelmedi. Normalde ablam bir 4-5 defa aradı. Ama Şamil gelmeden de çıkamıyorum. Çünkü Mira'yı bırakacak şey yok. Mira'yla da gitmek istemiyorum. Çocuğu boşu boşuna, fizik tedavi yok. Sürüklemeyeyim peşinde. Hazır uyuyorken Şamil evde olsaydı gidecektim ama yok işte evde. Ben de şimdi bir çayımı içeyim arkadaşlarım.
ortalığı topladım, yatak odalarını topladım, süpürdüm. Sadece yerleri silmek kaldı. Onu da çayımı içeyim. Şimdi yaparım. Şuraya fıstığı kim doldurmuş? Ha? Fıstığı kim buraya doldurmuş acaba? Çok merak ediyorum. Oy. Şeker nerede? Şeker eşek yarim. Gel buraya bakalım. Allah Allah, Mira'nın sesi mi geliyor acaba? Aslan bu iki kızdan dışarıya kaçtı. Çünkü mahvediyorlar çocuğu. Böyle arkadaşlarım. Gelin hep beraber çay içelim. Sohbet edelim. Böyle oturalım. Bir gün diyorum acaba böyle birkaç tane takipçilerimle böyle bir araya gelip oturup sohbetimizi edip kahvemizi içer miyiz acaba? Olur mu o günler dersiniz? Bence olur. Bayağıdır, neredeyse bir haftayı falan geçti. Kahvaltı falan yapmıyordum. Bugün onu görmeseydim yine sadece çay içecektim o kadar, ama onu görünce hadi bakalım yiyelim dedim. Bugün de öyle olsun. Yarın 25'i okulda işte şey var. Şamil'i çok sormuştunuz. Üniversiteye falan gidecek mi? Ablam yalvarıyor. Git, git, git. Mesleğin olsun falan. İstemiyor. Hani diyorlar ya. Ablam yine arıyor. Yine Şamil'i soracak. Çok kalabalık ama içeride gezen pek yok. Ben daha yeni geldim. Ablam komşu kıza bırakmış gitmiş. Çünkü çiçekler falan alınması geri gelmez. Hemen ben çıktım. Mira uyuyordu. Aradım, hala uyuyor dedi. Neyse o uyur. Rahatsız etmeseler, ses yapmasalar uyur. Ben şöyle elbisenin üstüne ablacığımın gömleğini geçirdim. Ama o kadar güzel rahat gömlek ki böyle tiril tiril. Böyle abladan kaçırabiliriz. Belli olmaz. Şimdi ne diyordum? Çiçekleri falan alsın. Bir takım bir şeyler alması gerekiyor. Ondan sonra ablamla bugün erken gideriz. Çünkü hiç kimse yok. Dolaşan da yok. Bu özel günlerde genelde böyle pek kimse şey yapmıyor. Anca böyle pazarda ya da ne bileyim kafeye falan böyle arkadaşlarla falan oturuyorlar. Ama çarşı ya da kıyafet düşünecek günlerden biri değil yani. Neyse birazdan gideriz eve inşallah. Ben saçımı aslında boyatacaktım ama sonra mı yapsam bu işi? Şu gömlek de güzelmiş bakın. Siyah var, bir de düz böyle yeşili. Aynı bu üstümdekinin de sadece sade düz. Bu da böyle birazcık şeyli. Bu da var ama şu hem kumaşı güzel hem de böyle elbisenin üstüne falan. Siyah biraz yakar da ama şu tatlı. Şamil'le konuştum, Mira uyanmış. Oturuyorum diyor yanında. Şamil evde oldu mu gözüm arkada kalmıyor çünkü çok iyi bakıyor. Mira da zaten Şamil'i çok seviyor. Böyle gerçekten aşırı derecede şey, Şamil'e bir şeyi var Mira'nın. İyi yani, çocuk da Allah var bakıyor. Mira kuşum da onunla. İşte Şamil oldu mu rahat ediyorum yani, şey yapmıyor. Fazla da zaten durmayacağız da birazdan döneceğiz. Çünkü saat 4 gibi okula tekrardan gitmesi gerekiyormuş. O yüzden gideriz erkenle. Prenses ablam bugün gelebilirse. Prenses ablam. Şeye gideceğiz ya, 26'sında söylememiştim değil mi size nereye gideceğimizi? 26'sında böyle 20 yani okuldan anneler sen de mesela ücretini verip gidebiliyorsun eğer istiyorsan. Ablamın eltisi işte çocuk, oğlunun sınıfıyla anneleriyle. Piknik işte. Pikniğe gidiyordular. Ablamla ben de işte katılmak istiyorsanız ücretini ödeyip katılabilirsiniz dediler. Buradan 1,5 saat bir yere böyle dağlı bir yerlere gideceğiz. Bakalım işte ona şey yaptık da ablamla düşünüyoruz ne giysek. Çünkü 1,5 saat gideceğiz ve bütün gün orada olacağız. Tekrar akşam çıkıp eve geleceğiz.
Yani 26'sında bütün gün piknikte olacağız. İşte onu düşünüyoruz ki rahat ne giyebiliriz diye. Ben diyorum bu elbiseyi giysem üstüne gömlek giymem lazım çünkü açık. Başka bir şey giysem ya da havayı da bilmiyoruz nasıl olacağını. İnşallah yağmurlu olmaz da. Sabah mesela çok güzel güneşliydi. Ondan sonra hava şu an bozdu, rüzgar da var. Yağmur zaten yağacaktı, öyle söylemişlerdi yani şey, mesaj falan geldi yağmur yağacak diye. Öyle bir değişiklik olsun dedik. Pikniğe gideceğiz. 20 anne var sanırım. Bir de onun çocukları var. Ben tabii ki Miray'ı, Miray'ı Yaren'i bir de İsmina'yı alacağız. Öyle 20 anne bir de çocuklarıyla iki tane böyle minibüs, yani minibüs gibi gideceğiz iki araçla. Hayırlısıyla kazasız belasız inşallah güzel bir gün geçiririz. Hem değişiklik olur hem kafamız dağılır. Hep aynı. Hem ablama iyi gelir. Hem bana iyi gelir, hem çocuklara iyi gelir. Zaten İsmina ile Yaren ne kadar uzun, yani kaç gün oldu, bir haftadır falan netleştirdik. Ne zaman her gün soruyorlar. Çocuklar için de bir değişiklik olur. Bize olur. Mira böyle değişik yeşillik falan, ne bileyim böyle temiz hava falan alırız. Böyle. Ondan sonra da zaten söylemiştim, eğer saatler değişirse fizik tedavide 27'sinden itibaren tekrar başlayacağım. Olmazsa da anneme 27'sinde annemlere gideceğim. Ayın 17'sinde de, ki inşallah olmaz da, inşallah böyle ne bileyim belki bir yere giden olur ya da bir şey yer açılır. Erkenden annemlerden babamla gelip dönerim. Ve yani erkenden almış olurum. Tamam şey, dinlenmesi gerekiyor, birazcık ara vermemiz gerekiyor ama bakalım hayırlısı, eğer nasipte varsa şimdi hemen alır. Yoksa da ayın 17'sinde inşallah alırız. Zaten desem ki fizik tedaviyi bekliyorum, yok. Çünkü çocuğun doktor kontrolü de var 20 gün sonra. 10 gün işte bitti. 20 gün sonra kontrolümüz de var. Hem de fizik tedavimizi alırız. Bir de şuna bir açıklama getirmek istiyorum arkadaşlar. Açıklık getirmek istiyorum. Biz burada sadece fizik tedavi almıyoruz. Siz de biliyorsunuz ki, ya da bilmiyorsunuz bilmiyorum ki, anlattığım birkaç kez. Sadece fizik biz burada almıyoruz. Çeşitli şeyler de uygulanıyor Miray'a. Yani kötü niyetle söylenmediğini biliyorum. İşte zamanını boşa harcıyorsun. Zamanını daha fazla burada kaybetme, git Türkiye'de devam et diye. Biz sadece fizik almıyoruz arkadaşlarım. Biliyorsunuz çeşitli uygulamalar yapılıyor. Ve babamın yanına uğradık. Hediyeleri bıraktık. Şimdi markete girdik. Çocuklara bir şey alıyoruz. Ondan sonra da eve gideceğiz. Şey istedi yani. Balık istedi ya. Çikolatalı böyle balık krekerler istedi de. Ondan bakıyorum. Ama şey var. Normal var. Şeyli yok, çikolatalı. Bize ne alsam çayın yanında. Çocuklara şöyle abur cubur. Bize. Bak çikolata ablam dün almıştı. Şu mangoyu geçen sene almıştım. O kadar kötüydü ki. Kuru yemişler. Babamın en sevdiği kabak çekirdeği. Başka? Şuradan yine bakayım da. Belki bulurum. Şimdi bunlar neymiş? Neyse, zaten yiyecekler aldım. Bunları da almayayım, karışmasın mideleri çok. Çünkü onları aldıkça daha fazla istiyorlar. Miroş'uma da aldım. Şimdi kendimize ne alsak? Helva. Neymiş kız? Aa bakın şey var. Somon balığı mı acaba? Eskiden şunları çok seviyordum da şu an. Dün ablam da iki tane almış diye yiyemedim, burada var mı? Burada da bakın yine normal balık var ama çikolatalı yok. Başka.
Geçen sene durmadan şu mamaları alıyordum. Bu sene şükür mama almıyoruz. Böyle elinle tutsaydın da hop hop yeseydin ne güzel olur. Kahvaltıda şöyle bir şey, bir yulaf Mira'ya şey yapsam nasıl olur ya? Hı? Burada ne varmış? Ha, burası genelde konserveler sanırım. Burada içecekler. Cadaloza meyve suyu da alayım da. Ha? Burada. Buradayım Salih. Buradayım, burada geliyorum. Bu neymiş kız? Bakar mısınız? Bu neymiş? Değişik bir şey. Geldim Salih. Aa, sodalar çıkmış. Aa yok şey. Smoothie mi diyorlar ne? Taneli içecek. Sel geldim. Başka. Neredesin? Şunu da alayım çocuklar. Neredesin Salih? Ya da şunu mu alsak, bunu seviyorlar. Ha? Bir şeyler bakıyorum. Bunu da ucuz bize göre. Ah, 500 lira. Çantamla girmeyeyim. Tak, muzu var. Mira'nın. Şu mu Salih? Az dar ol. İrlan ağa. Aldın mı? Aa Salih, olmuş ablesin, sen bana almıştın ya. Sen. Abone almıştın ya. Şundan alacağım ya. Onu hiç beğenmiyorum. Şu siyah beyazı çok güzel. Yok. Yok. Almazlar Salih. Şimdi. Tokalar, taraklar. Çocukların şampuanı yoktur hem Salih. Yoktu, ben baktım orada yoktu. Miray da yıkayacağız ya bugün. Ha? Abi iyi mi, alayım mı bunu? Bak 1650, ben 2600'e aldım Amina'da. Ya bebek ya. Ay niye bağırıyorlar ya? Salih abi kötü mü? Al hele sen. Al kızlara mı da abone? Salih abone al, abone. Yok abone görür belki, heves, havası, heveslerine gider kız, baksana. Kimden söz ediyor? Bilmem, bağırışıyorlar, bir şeyler diyorlar da. Islak mendil var. Şey mi? Eskiden bu az yerde bulunabilirdi şimdi. Bunun ağzı açılıyor, açılıp da yayılmasın hani. Bir de yerlerden toplamayalım. Az da var hani, neresi var? Bilmiyorum. Dur hani. Ne? Bak abi rezin kavara bakacak. Boncuk alacaktım, giymez diyesine. Onu takmazlar. Kendime bakıyordum, saçım küçük. Neydi? Abi ne tutar abi, ne tutar? Rezini çıkar ya bak. Ser bu ne? Ser. Yüzüğü mü? Alsak mı bir tane böyle? Ha? Keseleriz suratımızı. Yok. Nöbü. Abi ne alsam mı bilezikler? Alacak. Ya Allah, bizim kız hiç sevmiyor bilezikler, değil mi? Ne kızısı hiç sevmiyor. Ama yani ya bu için bir şey. Ha dur, pembe şey alalım, sen al pembe şey. Ne diyeceğim Ferdi? Olsun, yüzümüzü temizleriz. Ay, ay düştü içine. Yeşil al. Gerçi yeşil aldım ya. Ya da bir pembe. Ha gidelim hadi. Bundan da alsam mı almalı?
Aldım bayağı. Şey alalım mı, sen mi bir tane? Hangisi daha iyiydi? Şuydu değil mi? İyi. Aynen bu iyiydi. Hadi. Hadi gel. Hadi bakalım. Gidelim. Bize ne alsaydım ya? Taksiye bindik. Gidiyoruz. Şimdi bir tane şey var. Züccaciye daha var. Oraya uzayacağız. Her sene geldiğimde gidiyorum. Neyse ben bu videoyu burada kapatıyorum. Diğer videoda inşallah görüşürüz. Ay yakından çektim. Uzaktan öpüde gözüktü dedi. Şimdi hava bir bozdu. Şu an var ya, yağmur yağdı, yağacak hemen. Alacaklarımızı aldık. Babamın yanına uğradık. Bir yarım saat babamın yanına oturduk. Babama hediyeleri verdik. Giderken de gülleri alacak. Oradan da geçecek. Vallahi iyi ki babamız var ha. Getir götür, getir götür. Nergiz'e demiştim ki Yaren'in hani tişörtler almıştım, asmıştım ya, onları gönder dedim. Yanlış anlamış. Babam da Mira'nın evde giyen kıyafetlerini yollamış. Gideyim şimdi yazayım Nergiz'e. Yaren'in kot ceketini yollasın. Neyse taksideyim.